Merhaba ben Atli Fit'ten Berkan ve bugünkü videoda spordan sonra oluşan kas ağrılarımızı azaltmak veya rahatlatmak için yapabileceklerimiz hakkında konuşacağım. Aynı zamanda recovery process denen antrenmandan sonra başlayan toparlanma sürecinde kas gelişimini maksimize edebilmen için bilmen gereken en önemli konuların üstünde duracağız. Bu videoda bahsedeceğim toparlanma süreci uzun vadede yapabileceğimiz kas miktarını doğrudan etkiliyor ve istediğimiz vücuda ulaşmada hayati bir öneme sahip. O yüzden vakit kaybetmeden hadi hemen videoya başlayalım. Recovery process denen kasların toparlanma sürecinde ne yapman gerektiğinden bahsetmeden önce bu sürecin neden bu kadar önemli olduğundan kısaca bahsetmek istiyorum. Kaslarımızı büyütmek için onları antrenmanda bolca çalıştırıyoruz. Ancak anlamamız gereken şey kaslarımızın fiziksel olarak büyüdüğü yerin spor salonu olmadığı. Antrenman yaptığım esnada kaslarımın şiştiğini görüyorum demiş olabilirsin. Ama benim bahsettiğim kaslarının büyümesi antrenmanda pump sonucunda oluşan geçici şişme değil. Her an dolu, sert ve şekilli gözüken kaslara ulaşmak için gerekli olan büyümeden bahsediyorum. Kaslarımızı büyütmek için onları çalıştırmamız gerektiğinin şart olduğu konusunda hemfikiriz. Ancak doğru şekilde antrenman yapmak kaslarımızı büyütmek için yalnızca bir fırsat sunuyor. Eğer antrenmandan sonraki toparlanma sürecinde doğru şeyleri yapmıyorsan, işler istediğin gibi gitmeyecek. Antrenman yaptığımızda kaslarımızda bir yıkım oluşturuyoruz. Bu yıkımdan sonra vücudumuz kaslarımızda oluşan hasarı antrenmandan sonraki süreçte onarmaya başlıyor. Hatta vücudumuz işi bildiği için antrenmandan sonra kaslarımızı onarmakla kalmıyor, onları bir sonraki fiziksel aktiviteye hazır hale getirmek için biraz daha kuvvetli ve biraz daha büyük hale getiriyor. Bunu yeteri kadar uzun bir süre yaptıktan sonra da kaslarımızda gözle görülür farklar yaratmaya başlıyoruz. İşte kaslarımızda meydana gelen bu hacim artışını sağlayan en önemli şeylerden bir tanesi antrenmandan sonraki toparlanma sürecinde doğru şeyleri yapmak. Kısacası kaslarımızın gelişmesi bu toparlanma sürecinde meydana geliyor ve bu süreç vücut geliştirme konusunda hayati bir önem taşıyor. Ne kadar doğru ve şiddetli antrenman yaparsan yap, eğer spordan sonraki toparlanma sürecinde doğru şeyleri yapmazsan kayda değer bir kas gelişimi gözleyemeyeceksin. Peki o zaman şimdi gelelim toparlanma sürecini en iyi şekilde geçirmek ve kaslarının büyüdüğünü gözlemlemek için yapman gerekenlere. Kaslarımızın etkili bir şekilde toparlanması konusundaki ilk önemli başlığımız protein tüketimi. Kas yapma konusunda proteinin ne kadar önemli bir rol oynadığını hepimiz biliyoruz. Beslenmemizle aldığımız proteinler amino asitlere parçalanıyor ve vücudumuz bu amino asitlerden ihtiyaç duyduğu proteinleri tekrar üretiyor ve gerekli yere yolluyor. Bu yüzden yeteri kadar protein tüketmek toparlanma sürecini en iyi şekilde geçirerek kaslarımızın büyümesinde önemli bir rol oynuyor. Peki kas gelişiminin olumsuz etkilenmemesi için ne kadar protein yememiz gerekiyor? Bu sorunun cevabını detaylı bir şekilde öğrenmek istiyorsan köşeye tıklayarak bu konuda çıkarmış olduğum videoyu izleyebilirsin. Eğer buna vaktim yok diyorsan da kısacası bilimsel araştırmaların vücut geliştirmek için bize önerdiği değer kilogram başına 1.5 ile 2 gram arasında protein. Yani bu 70 kilogram birisi için günde 105 ile 140 gram civarında protein anlamına geliyor. Bu protein miktarını da istediğin saatlerde de tüketebilirsin. Yeteri kadar protein yediğin sürece onu kaç öğünde veya hangi saatlerde yediğinin hayati bir önemi yok. Ancak yine de spor öncesinde ve spor sonrasında proteinli öğünler tüketmek ve gün içerisinde yediğin proteini olabildiğince dağıtmak, dağıtmamaktan daha iyi olacaktır. Antrenmandan sonra maksimum kas gelişimi sağlayabilmek için bilmemiz gereken ikinci önemli maddemiz bir günde tüketilen toplam kalori miktarı. Eğer vücuduna bir günde harcadığından daha az kalori verirsen kalorik açıklıkta beslenmiş olursun. Ve kilo vermek için kalorik açıklıkta beslenmek olmazsa olmaz. Ancak kalorik açıklıkta beslenerek kilo vermenin bir bedeli var. Anabolik hormon seviyeleri ve protein sentezi miktarları düşüyor. Bu yüzden spora yeni başlayanlarda veya birkaç özel durumun dışında yağ yakarken ciddi miktarda kas yapmak mümkün olmuyor. Kısacası kas gelişimini en hızlı şekilde sağlamak ve protein sentezi miktarlarını yüksek tutmak için yeterli derecede yemek yiyor olman çok önemli. En hızlı şekilde kas geliştirmek için ne kadar kaloriyle beslenmem gerekiyor diyorsan bu konuda çıkardığım yazıya köşeye tıklayarak ulaşabilirsin. O yazımda kas yapmak için beslenme konusunda bilmen gereken her şeyi öğrenmiş olacaksın. Ancak en kısa haliyle değinmek adına eğer kas gelişimini maksimize etmek istiyorsan kalorik açıklıkta beslenmemelisin. Hatta %10-20 civarında bir kalorik fazlalıkta beslenmek, protein sentezini maksimum seviyelere çıkararak kas geliştirme sürecini hızlandırmada önemli bir rol oynuyor. Yani vücudunu kas geliştirmek için avantajlı bir konuma getirmen gerekiyor. Ve bunu yapmanın en iyi yolu da kalorik açıklıkta beslenmeden yüksek proteinli ve olabildiğince sağlıklı bir beslenme düzeni izlemek. Evet, üçüncü maddemiz çok önemli bir madde ve o da uyku. Eğer vücut geliştirmek, kaslarını büyütmek, tonlanmak ya da buna her ne demek istiyorsan diyebilirsin. Eğer bunu başarmak istiyorsan yeterli seviyede kaliteli uyku uyumalısın. Nokta. Örneğin bu araştırmada uykusuzluğun kas kaybına yol açtığını görüyoruz. Uykusuzluk, kas kaybı yaşanmamasında önemli bir rol oynayan büyüme hormonunu, gün içerisindeki testosteron seviyelerini ve yağ yakma oranını olumsuz etkiliyor. Ayrıca uykusuz kalmak spordaki performansımızı da kötü yönde etkiliyor. Kısacası yeterli ve kaliteli bir uyku uyuyarak vücut geliştirme konusunda kendimize en büyük iyiliği yapmış oluruz. Peki uykusuzluğun sebep olduğu bunca olumsuz durumdan etkilenmemek için ne kadar uyumamız lazım? Uyku gereksinimi kişiden kişiye göre değişse de Ulusal Uyku Vakfı'nın bu konudaki tavsiyesi yetişkinlerin günde 7-9 saat arasında iyi uyku uyuması yönünde. Yani 7 ile 9 saat arasında uyuyarak uykusuzluğun sebep olduğu bu olumsuz durumlardan kolayca sıyrılabilirsin. Toparlanma sürecini iyi geçirme konusunda bahsetmemiz gereken bir diğer şey ise supplementlar. Araştırmalara baktığımızda birçok supplementın kas ağrılarını geçirdiğini ve toparlanma sürecine yardım ettiğini görüyoruz. Ancak araştırmaların genelinde bu bileşenlerin yiyecek yoluyla değil de supplement olarak alınmasının daha iyi olduğunu görmüyoruz. Örneğin BCAA supplementlarının kasların toparlanmasına birçok olumlu etkisi olduğunu gösteren araştırmalar var. Ancak eğer bir günde yeteri kadar proteinle besleniyorsan veya whey protein gibi supplementlar kullanıyorsan BCA'ların olumlu etkilerinden faydalanıyor olacaksın. Ve gidip de ekstradan BCA supplementına para vermene gerek yok. Onun dışında kas ağrılarında ve toparlama sürecinde kreatin, balık yağı, taurin, lesitrilin, leglutamin, karnitin gibi supplementların da iyi gelebileceğine dair araştırmalar bulunuyor. Tabi hemen gidip tüm bu supplementları almana gerek yok. Benim tavsiyem bu supplementların arasından omega 3 ve isteğine bağlı olarak kreatin kullanman yönünde. Videoda bahsettiğim ilk 3 maddeye dikkat ederek bu iki supplementı kullanabilirsin. Eğer ilk maddelere dikkat ediyorsan ve hala ağrıların seni rahatsız edecek seviyelerde ise yani toparlanamıyorsan diğer supplementlardan da kullanmayı düşünebilirsin. Çok fazla kas ağrısı çekmemek konusunda son bahsetmek istediğim konuysa antrenmandaki performansını ve antrenman şiddetini zamanla haftalar hatta aylar üstünden yavaş yavaş arttırman. Özellikle de spora ara verdiysen ya da yepyeni başlıyorsan Gidip birden ağırlıkların altına girip çok yüksek şiddette antrenmanlar yapmak, takip eden birkaç günde çok yüksek seviyelerde kas ağrılarına sebep olabilir. Antrenmana ilk başladığın zamanlarda uygun ağırlıklar seçip ağırlıkları ve performansını haftalar hatta aylar geçtikçe yavaş olarak arttırman toparlanma süreçlerini başarıyla geçirmende fayda sağlayacak. Bu şekilde yavaşça yüksek performanslı antrenmanlar yapmaya başladığında kasların büyük ağrılara maruz kalmadan kuvvetlenmeye ve başarıyla büyümeye devam edebilecek. Evet, eğer bu videoda faydalı bulduğun bilgiler olduysa videoyu like'layarak bunu bana bildirebilirsin. İleride yayınlayacağım buna benzer videoları kaçırmak istemiyorsan da ekrandaki abone ol düğmesine basarak kanalıma abone olabilirsin. Evet, videoyu buraya kadar izlediğin için teşekkür ederim. Daha sonraki videolarımda görüşürüz.